Şu garip anda benim işverim hızlı. Gönlüm hep sen yarın neredesin sen? Tatlı dillim güle yüzlü, ceylan gözlü. Gönlüm hep sen yarıyor, neredesin sen? Tatlı dillim güler yüzlüm, ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Ağlarsam ayıp, gülersem gülen. Bütün dertlerim ayıp, gönlümü bilen. Sanki kalbimi bilerek yüzümü gülen. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Sanki kalbini bilerek yüzüme gülen. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Tatlı dillim güler yüzlüm, ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Tatlı dillim güler yüzlüm, ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen? Evet sevgili izleyicilerimiz, değerli Avusturya Gündem izleyicileri, hepinize iyi akşamlar. Viyana'dan kucak dolusu sevgilerimizle yine bir akşam programındayız sizlere. Bu süreçte bir de değişik yayınlar yapıyoruz sık sık müzisyen arkadaşlarımızla. İşte onlardan bir tanesi, ben rejiyi hemen uyarayım, ses az geliyor deniyor. Arkadaşımız ayarlıyor orada. Telefonlarınızı da biraz açarsanız seviniriz. Çünkü ses sistemimiz normal konuşma mikrofonu olduğu için biraz tabii biz de burada az açmak zorundayız. Evet, inşallah arkadaşımız tabii düzeltiyor. Evet, şimdi Kırşehirli, Viyana'da yaşayan, evet, değerli sanatçımız Eren Ceylan'la birlikteyiz. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk Özden abicim. Öncelikle yayınınız için hayırlı olsun diyorum. Tabii zaten devam ediyoruz sürekli, evet, izlemeye sizlere. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Yani sağ olasın. Güzel bir parçayla giriş yaptın. Eline gönlüne sağlık diyoruz. Kırşehirlisin dedim. Kırşehirliyim abicim. Viyana'dasın. Viyana'dayım. Uzun süredir. Aynen, yaklaşık burada. 11-12 seneye döndü. Değil mi? Aynen. Evet. 2009'dan bu yana buradayız. Evet. Saz çalmaya ne zaman başladın? Gerçi programın kısım kısım o sohbetlere de gireceğiz de hemen sorayım. Ya Özden abi, şimdi bu bizim bu özellikle Kırşehir yöresinde şimdi kendi köylülerimiz olsun, bu işi yapanlar olsun,
Şimdi bizde kurs olmaz. Kurs doğuştan oluyor. Değil mi? Aynen, genetik bir yapıya hani hitap ediyor. O yüzden yani bizdenki küçüklükten bu yana duyguyla direkt babadan, amcadan, emmiden, dayıdan bizlere geçiyor otomatik. Evet. Öylelikle yani kendi kendiliğimizden öğrendik. Maşallah diyelim yani. Gerçekten ben seviyorum böyle müzisyen arkadaşlarımızı böyle yani şimdi eskiler hep aklıma geldi. Bizim bölgelerde yani biz de hemşeriyiz aslında. Hani küçük yaşlarda başlıyorlar, öğreniyorlar ve yani hem düğünlerimiz olsun, cemiyetlerimiz kesinlikle olsun, şenlendiriyorlar. Maşallah diyelim, bunu da birilerinin yapması gerekiyor. O da sizlere kısmet oldu. Şimdi Neşet ne Baba'yla coşturacağım diyorsun bu akşam. Kısmet olursa elimizden ne gelirse evet, nacizane. Evet, şimdi sohbetlere gireceğiz. Ben hemen sizin mesajlarınıza da tabii ki yer veriyoruz programımız boyunca. Ama yayınımızı lütfen bol bol paylaşırsanız genç kardeşimize de bizlere de destek vermiş olursunuz. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Evet, Nur Hayat Şimşek ismi okuyayım en güzeli. Burada güzel mesajlarınız var ama ben biraz isim okuyayım. Nur Hayat Şimşek Viyana'ya selam göndermiş İstanbul'dan. Hüseyin Doğan Sade kendiniz dinliyorsunuz. Ses yok demiş. Ses var. Şimdi arkadaşımız kontrol etti. Biraz açarsanız telefonunuzun sesini inşallah güzel bir şekilde sizler de duyarsınız. Parçamızı da yenileriz. Eğer az duyduysanız güzel bir parçayla giriş yaptı Eren. Şahin Taş teşekkür ediyoruz. İsmail Güngör teşekkür ediyoruz. Ahmet Sertaş dostumuz yazmış. İyi yayınlar dostlar. Selamlar, sevgiler demiş. Aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz sevgili Ahmet'i de inşallah en kısa zamanda stüdyomuzda bekliyoruz misafir etmek için. Yine bizlere vesile oldu seninle olan kontağımızda sağ olasın. Aynen, teşekkür sağ olsun ediyoruz. Ve programımızı aynı zamanda Sıla Yolu, Ahmet Sertaş ve Ahmet Sertaş sayfalarından da yine Viyana Postası, Avusturya Gündem her yerden izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Mustafa Sarıkaya mesaj göndermiş. Ona da teşekkür ediyoruz. Biz o zaman diğer mesajları okumadan önce sesle ilgili şikayetleri olanlar vardı. Biraz telefonlarınızdan sesini sizler de açarsanız yardımcı olursunuz. Şöyle güzel bir parçayla devam edelim. Bakalım sesimiz nasıl çıkıyor. Tamam, peki. Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca akar canı özümden sel gizli gizli bir tenha da can can sinem yaralar yaroy 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 dil gizli gizli dil gizli gizli sinem yaralar yaroy 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 dil gizli gizli
Dil gizli gizli. Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçanın gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez. Gönülden gönüle yaro yaro. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Gönülden gönüle gider yaro yaro. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Seher vakti garip garip bülbül öterken kirpiklerin oku yer yer cana batırken cümle alem uyku sunda yatırken kimseler görmeden yaro 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 dil gizli gizli dil gizli gizli. Hoyratları görmeden yaro 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 yaro. Gel gizli gizli, gel gizli gizli. Hay maşallah diyelim ya. Gerçekten hem sazınla sözünle. Şimdi bu pandemi virüs dönemlerinde aynen. Vatandaşlarımız daha fazla evlerinde, bugün Viyana'da da soğuk bir hava var, gerçekten soğuk. Güzel bir moral akşamı yapalım dedik. Ya gönüllere hitap edebiliyorsak ne mutlu bize. Şimdi sen sağ çalıyorsun herhalde, olmaz. Olur mu? Olur. Tabii 2 dakika bir dezenfekte her zaman aynen. Yapmak zorundayız. Hala virüs bizimle yaşıyor. Ama maalesef. Biz sizleri bu akşam biraz böyle olsun. Güzel türkülerimizle, sağ olsun Eren sazıyla, sözüyle. Yaş kaç Eren? Yaşım 25 abi. 25. Başka nelerle uğraşıyorsun? Başka aslında normalde yaptığım meslek, hani zaten bir mesleğim yok açıkçası. Evet. Hani okumuş, evet. Bitirmiş bir mesleğim yani bundan yok. Bundan bir meslek mi olur diyorsun? Ya şimdi bir yere kadar, bu da tabii ki de, ama yani gönül isterdik evet. Olsun ama... Bu da elimizdeydi, fırsat. Ama etkinliklere katılıyordun değil mi? Etkinliklere. Aynen. Kesinlikle, yani Türkiye'de olsun, yerel kanallarda hemen hemen yani evet. Çoğu kanalla çıkmış bulunmaktayım.
Evet. Yani gerçekten o kadar mesaj yağdı ki şimdi. Hepsi kaçtı yukarılara gitti. Görebildiğimi okumaya çalışıyorum ama sizleri çok seviyoruz. İnşallah mesajlarınıza da yer vermeye çalışacağım. Bir tane, iki tanesini buraya not ettim. İstek vardı. Ahmet Erdek Divane Gönlüm demiş. Çiçek Dağlı Emrah selam söylemiş. Aleykümselam. Yalan Dünya demiş. Bu bizim, bizden de ona selam olsun. Evet, bu bizim bildiğimiz Yalan Dünya değil mi? Aynen, Yalan Dünya. Ya güzel parça. Onun meşhur parçası. Şimdi Emrah istemese ben isteyecektim senden. Emir Dağ var. Yazalım, not alalım. Olanlardan çalarız. Aynen, yetiştirelim. Eğer beğendiyseniz de Emrah Eren'i inşallah başka programlarımızda da kendisini konuk ederiz tabii ki. Biz sizler için buradayız. Evet. Mesajlara geçeceğim ben. Çünkü çok yoğun geliyor. Bugün de sağ olsun Şerife de burada değil. Şerife de bugün biraz rahatsızdı, katılamadı programımıza. Yoksa mesajlar bir taraftan tabii hızlı giderdi. Ona da selam olsun, geçmiş olsun diyorum buradan. Evet, o zaman ne diyelim? Vallahi ne diyelim? Ah Yalan Dünya diyelim. Divane Gönlüm var. İzleyicimiz istemiş. Varsa listende alabilirsin. Şimdi Divane Gönlüm birkaç tane var. Hani nereden arıyorsun Divane Gönlüm falan. Hani Divane umarım. Yani devamlı yazmadığım için yazmıştı da ben kısalttım onu. Divane Gönlüm. Yani, aynen bilindikler elimizden gelince. Evet. O zaman kısa bir şey yapayım ben. Bir bozda yapayım. Arkasına da Ah Yalan Dünya'yı bağlayayım. Evet. Mehmet Bilgiçli yazmış. Çiçek Dağbe Yerköy seni dinliyor demiş. Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Evet, güzel kardeşim. Yerköy'e, aynen. Hepsine Yozgat, buradan Türkiye, selam olsun. Sivas. Herkese selamlar olsun. Kendi memleketimizdir orada. Evet. Her yaz gidiyor musun? Her yaz giderim abiciğim. Gidersin. Aynen. Hatta elimden geldiğince yani 3-4 kere gitmişliğim evet. Oluyor yani. Ertuğrul yazmış. Abi demiş. Ben demin sordum ya neresin diye. Kırık Soku diye yazmış. Ben onların çok yayınlara eskiden radyo programlarımızda almıştık yayınları. Evet. Sağ olsun radyo izleyicilerimiz de çıktı. Onlara da teşekkür ediyorum. Yazıyorlar. Evet, teşekkür ediyoruz Ertuğrul Çağan'a da. Aynen, evet, sağ olsun. Sağ olsun. Erken düşer de şeker dağın kırcasın. Çıkar onu yürekten de aslanım. Thank you.
Aman ağlıyor da başucumda ah sanım of of çifte bacısın. Aman siper almış da tuz gölünün yolunu. Ağır yar eli de kaldıramaz aslanı. Aman evde koydum bak salım oy of of neylerim gelinim ağlam ben öldüm kalan güvenme dünyanın hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim, yalan dünyada.
Sen beni görünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Sen beni görünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüne gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüne gülen dünyada. Sen ağladın canım, beni sevdin. Dünyayı görünce olacak sandın. Sen ağladın canım, beni sevdin. Dünyayı görünce mutlu mu sandın? Boş yere aldandım, boşuna kandım. İrengi gözümde çalan dünyada. Boş yere aldandım, boşuna kandım. İrengi gözümde alan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Teşekkür ediyorum. Evet, en azından ben alkışlayayım. Rejide arkadaşlarımız da alkışlıyor canım. Ağzına sağlık tabii. Biraz dinlenebilirsin. Bayağı güzel mesajlar geliyor. Mehmet Bilgili yazmış. İki büyük nimetim var. Bu parçayı söylerseniz seviniriz. Ağzınıza yüreğinize sağlık demiş. Çiçek Dağı Yerköy, teşekkür ediyoruz. Haydar Yalçın, Özden Bey, Eren'e selam söyleyin. İki büyük nimetim var. İkinci oldu. Evet, yayınımızı bol bol paylaşın. Arkadaşlarınızı etiketleyin arkadaşlar. Aynen. Biraz daha geniş kitlelere şöyle Kaman, Mucur, neyimiz var başka? Çiçek Dağı, Yerköy, Yozgat. Kesinlikle Kırıkkale, Ankara, Koçhisar. Şerefli Koçhisar. Buradan da oraya da selam olsun. Yani genelde o Orta Anadolu müzikleri olduğu için daha çok tabii ki Neşet Baba'dan diyelim. Rahmetle buradan anıyoruz onu da. Amin. Zaten onun parçalarıyla ekmek yiyebiliyorsak ne mutlu. Bize büyük bir önderlik yapan bir insan yani sanat hususunda. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Halen de ve halen yani bizden sonraki belki gelecek nesillerde halen onun parçalarıyla ekmek yiyecektir. Ne derler hani bir atasözü vardır. Kimi gözüne kimi dizine diye bir laf var. Bizler her zaman inkar etmedik. Umarım herkes de saygı duyuyordur ki duymak zorunda. Çünkü... Evet. Ölmeyen tek insan hani tabii. Ki Neşet Ertaş gibi, Muharrem Ertaş, Hacı Taşan Çekiceli, Aşık Veysel Mahsuni Şerif, Muharrem Ertaş yani bunların hepsinin eserleri ölümsüzdür. Hepsine kanı kanı rahmet diliyorum. Evet. Yani ben Muharrem Ertaş rahmetli, onu da tanıma fırsatım oldu. Öyle mi? Tabii Yerköy'de. Vallahi ne yayından sonra anlatırım. yani oldu. Gerçekten tabii insan sonradan onların hayat hikayesini
baktığı zaman birçok hem cümlelerinden hem kullandıkları türküdeki vermiş oldukları mesajlardan gittiğin zaman yani Anadolu'nun gerçeklerini orada bulabiliyorsun zaten. Yani Allah rahmet eylesin. Gerçekten ve yine de büyük üstadlarımızın bu güzel eserlerinin bugüne kadar kazandırılmasında emeği olan müzik dünyasına da tabii buradan teşekkür kesinlikle ediyoruz. Evet. Bir de şunu da demek istiyorum. Mesela Türkiye'de olsun ki buradaki müzisyen abilerim, kardeşlerim olsun. Gerçekten şu an öyle bir zor dönem atlatıyoruz ki hani müzisyenlik bakımından. Çünkü her yer kapalı. Türkiye'de deseniz öylesine. Yine hani biz Avrupa'da olduğumuz için şimdi bunu bazı arkadaşlar olsun belki yanlış biçimde kafalarında yorumlayabilirler diyeceğim ama şimdi Türkiye'ye bakaraktan burası hani yaşantı olarak, sosyal aktiviten olarak, maddi manevi gelirin giderin olarak Türkiye'ye bakaraktan hiçbir şeyde çalışmasan da dahi burada iyi kötü kimse hiç kimse aç kalmıyor. Evet. Ama Türkiye'de sadece bu müzikten sadece adam 6-7 kişilik bir ailesi var. Belki de 10 kişilik bilemiyorsun. Yani şimdi düğünler de olmadığı zaman düşün. Kesinlikle. Yani ne, hani zaten kış mevsimi girdi. Evet. Zaten bu başlı başına bir büyük bir sorun. Şimdi kimse sadece bu işten ekmek yiyenler kazinoda olsun, ne bileyim lokal aleminde olsun. Sadece müzikten ekmek yiyenlerin hepsi şu an evinde yatıyor ve çoğu gerçekten çoğu şey yani ekmeğe dahi. Evet, Çiçek Yerköy yazmış. Ahmet Uçar, kolay gelsin kardeşim, selamlar demiş. Mehmet Şükrü Ercan'a teşekkür ediyoruz değerli kardeşimize. Hollanda'dan gelmiş mesajımız Mehmet Bal. Hollanda'dan selamlar, saygılar, anam ağlar başucumda demiş. Rica etsem demiş. Hayırlı akşamlar demiş Yücel Altın. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir tane daha vardı. Kadere küsüp ağlama. Var mı öyle bir şey? Var. Sırayla yani şu an iki büyük nimetim var demişlerdi. Onu yapalım. Hani bildiğimiz kadarıyla ezberimizde olmuyor kimisi. Yani iki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim. O zaman hep birlikte dinleyelim. Bu evet, güzel bir annelere yarimizi armağan edelim o zaman. Aynen. İki büyük nimetim var, biri anam, biri yârim. İkisine de hürmetim var. İkisine de hürmetim var, biri anam.
Ana deyip de geçmez. O yaranadan seçilmez. İkisine de kıymet biçilmez. Biri yanım, biri yârim. İkisine de kıymet biçilmez. Biri yanım, biri yârim, Teşekkür ediyoruz. Bütün annelere, bütün yarlara gelsin diyoruz. Evet, Servet Çiçek yazmış. Bütün Kırşehir sizi dinliyor demiş. Kız kardeşim. Allah razı olsun. Kırşehir'e de selam gönderiyoruz herkese. Tabii canım. Kızılöz'de çok düğün çaldım. Oradakiler bilir. Nerede? Kızılöz'de, merkezde Kızılöz'de falan. Evet. Dinleyenler varsa hepsine ayrı ayrı selamlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Çiçekdağ Yerköy damardan demiş gidiyor. Elvan Yalçın, teşekkür ediyoruz. Hüseyin Doğan, Özlem Bey bizi ağlatacaksın demiş. Eren'in bize gayri dayanamam, ben bu hasrete kaldım demiş. Ağlamaya devam diyor bak Hüseyin Doğan. Şimdi insanlara da bir şey diyemiyorsunuz Harbim. Hani evet. Herkes bunalımda dışarı bir tek alışveriş için çıkıyoruz. Hani benim meslektaşlarım da hani çoğu artık herkes canlı yayın hani ister istemez oluyor. Evet. Bir de şimdi düğünler çoktandır yok. Tabii bu müzikleri de özlüyoruz. Aynen. Ben bu vesileyle tabii ki şu an hasta olan, pozitif olan bütün hastalarımıza Allah'tan şifalar diliyorum. Amin. Yani dikkat edin. Biz de bu akşam sizleri biraz morallendirelim dedik. Sağ olsun Eren kardeşim davetimizi kırmadı, geldi. Kahya, sizi seviyorum kardeşim Özlem Bey, Eren yeğenime selamlar demiş. Aleyküm selam, bizden de onlara selamlar olsun. Çetin Kaya, Zübeyde, Haydar Yalçın, Tuğran Nazlı, güzel mesajlar yazmışlar sana. Ahmet Uçar, Çiçek Dağlı, Ali Sarman, Ahmet Uçar da benim okul arkadaşım, Çiçek Dağlı, kendisine selamlar. Veysel Gürcü yazmış, yine okul arkadaşımız. Dönemlerimizden. İşte sosyal medya bazen bizleri böyle bir araya getiriyor. Kesinlikle. Sevdiklerimizle buluşturuyor. Güzel bir şey yani. Bu ara Haydar abiye de buradan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Babamın ellerinden öpüyorum. Haydar abiyi de seve seve İzliyoruz dinliyoruz. İzliyoruz zaten şu an büyük gerçekten bu akımı burada çok güzel temsil ediyor bir yana da. Kesinlikle abicim. Evet. Aynen. Onu da inşallah bir gün konuk ederiz burada. Biraz büyük olsaydı stüdyomuz daha rahat olurdu ama nasıl buldun? Yani. Vallahi güzel, bu kadar hani şimdi daha önce sizle hani bir bu şekilde bir çalışma, evet, olmadı. Çalışma olmadı, evet. O yüzden yani güzel, her şey profesyonel bir şekilde. Evet, sağ olsun rejide de herkes bugün elinden gelen en güzelini yapıyor. Evet. Rejiye de teşekkür ediyoruz, oradan ayar falan her şey ona ait. Evet, Regaip kardeşimiz de aynen, bu işin uzmanı zaten, sağ olsun. Çağırdığımız zaman her zaman burada. Ses tekniği de o çok iyi yaptığı için onu çağırdık özellikle size. Aynen. Destek teşekkür olsun diye. Bir hareketli var mı yoksa ne var sırada, sana sorayım. Vallahi ben oradan şimdi okudukla aklımda kalanları Ey Garip Gönüllüm istenmişti galiba. Divane Gönlüm istenmişti. Anam Ağlar Başucumda.
Kadere Küsü Bağlama demiştiler. Aynen, Kadere Küsü Bağlama ilk başta denilmişti. Evet. Onu çalayım söyleyeyim. Tamam. Arkasına hareketli bir şey bağlayayım. Arkasını da hareketli bağlayalım. Aynen. O zaman. Biraz moraller düzelsin. Neşelenelim. Yani, evet, şu anda sokağa çıkma yasağı, pandemi, yani hem Avusturya'da hem Türkiye'de, Avrupa'nın değişik ülkelerinde devam ediyor. Yani bizleri izleyenler de yayınımızı paylaşırlarsa teşekkür ediyoruz. Sizlere moral verebilmek için geldik. Bazen dertli olabilir türkülerimiz, bazen neşeli olabilir ama her türkünün de bir hikayesi, bir mesajı vardır. Ey garip gönlüm, karı kaderliğim, kaderine küsüp, küsüp ağlamam. Kaderin elinden gönlü kederli, kaşlarını asıp asıp ağlamam. Felek şu halamı bilmedi değil, dünyada muradım çilem dolmadı değil, deli deli esip esip ağlamam. Ben de çektim bu felekten, fela gömül bağlama. Ben de çektim bu felekten, fela gömül.
Dertli anam yandı sinem. İnsanım dünyaya geldim diyerek, derdi çileyle döndüm diyerek. Ben bir garibin kuluyum hakkın. Seyreder alemi bize yakın. O ölmez yiğidi unutma sakın, umudumu kesip kesip ağlamam. Çektim bu felekten felakamı bağlamam. Sallan boyuma bakıyım, sallan boyuma bakıyım, elmas küpeler takıyım, elmas küpeler takıyım. Gerdandan öpeyim, ay gerdandan öpeyim. Şu yandan beş bu yandan, bir de gömül yaylasından. Haydan olur, huydan olur, haydan olur, huydan olur. Bu güzellik aman soydan olur, bu güzellik aman soydan olur. Bir şeftali versen olur, bir şeftali versen olur. Anam babam hayırına, anam babam hayırına. Karamanı kaldırsana, karamanı kaldırsana, içine kum doldursana, içine kum doldursana.
Şimdi eyvallah biraz abi. Düğünlere gidemesek de biraz hareketli oldu tabii. Kuru sazından anca o kadar oluyor. Güzel güzel. Yalnız o ses ilginç değil mi? O arada çıkan ses. Söylerken parmakla mı yapılıyor böyle? Aha şunu mu? Evet. Şimdi o ne derler? Buradan destek alıyor derler bizim. Evet ama zaten bunu hep ilk Neşet Ertaş da hep kesinlikle çok eskilerden hani hep derdik bu ses nereden çıkıyor? Ya işte bizim zaten mızrabımızın farklılığı oradan geliyor. Evet. Şimdi bir kısa bağlamayla kursu öğrenirsin. Bunu kullanmazlar hani. Çünkü hani bu şey verir adama. Evet. Hani 3 4 5 yani ritim şaşırmamanı sağlar ki ona göre mızrap atılır. Yani bizim zaten sazımızın sözümüzün değişikliği ona da bağlanıyor yani. Ya ben çok istiyordum bunu öğrenmeyi sazı. Yerköy'de işte halk eğitim merkezinde bir tanıdık abimiz vardı o zaman. Sazı buldum. Yalnız öğretecek kimse yok. Kimse de yoktu o zaman çevremde. Bir de solak ben solağım. Aldım elime bir şekilde uğraştım bir şeyler yapayım diye ama tabii işin içinden çıkamadım. Divan sazı vermişlerdi böyle büyük bir şeydi yani. Hı hı. Bu da değil mi? Divan sazı. Bu da divan sazı. Evet. Büyük bir şeydi. En son o saz yukarıdan astığım yerden düştü, kırıldı. Benim hayallerim de bitti o an için. Saz aslında çok seviyordum. Ya şimdi dediğim gibi abi hani örneğin şimdi kısa hani bizleri görüp de saza merak edenlerden biz gurur duyuyoruz hani. Evet. Ben değil bütün meslektaşlarım da umarım aynısını düşünüyorlardır. Ya öyleydi düşünürler. Bak çocukluğumuz şimdi izleyicilerimiz var. Yozgat, Diyarköy, Kırşehir o bölgeler, İç Anadolu, Aksaray, Koçhisar. Mesela şimdi düğünlerde Anadolu'da genelde çocuklar hep saz çalan, keman çalan, darbuka. Hep onların çevresinde toplanır biliyorsun. Biz de öyle büyüdük açıkçası. İlla ki. Hani dediğim gibi hani kursu öğrenmek isteyenler var. Hani bizleri görüyorlar lan acaba benden böyle saz çalabilirim veya böyle söyleyebilirim. Kimisi söylüyor çalamıyor, kimisi çalıyor söyleyemiyor. Evet. Bu çok şey bir yani değişik bir durum. Evet. Eren'cim hemen geliyorum. Çiçekdağ Yerköy yazmış. Söyler misiniz Eren Bey'e manevi menajer olarak bir avşar istiyoruz demiş. Avşar çaldık aslında değil mi? Çalmadık mıydı? Çalmadık. Şimdi avşarın... Avşarı... Şimdi o düğün de artık kısmet evet. olursa çünkü... evet, avşar güzel olurdu. Sözler olmadığı için şöyle. Şimdi avşar halayı istiyor. Bozlak şöyle güzel. Evet, teşekkür ediyoruz. Kadir Yılmaz iyi akşamlar süper demiş. Sağ olasın Kadir Yılmaz. Size de teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Evet, bakalım şöyle. Evet, çok avşar istiyorlar. Kadir Yılmaz da devam demiş vallahi. Avşar olmazsa olmaz demiş hep efendim. Avustralya Melbourne'den yazdılar. Melbourne'den evet o da sıkı takipçimiz sağ olsun. Avustralya Türk toplumuna da buradan tekrar selamlarımızı, saygılarımızı aynen. gönderiyoruz. Evet Erdoğan Ceylan maşallah maşallah demiş. O amcam. Amcan mı? Amcam. Ellerinden öperim onu da. Evet vallahi. Buradan selamlar olsun hepsine. Yengem gile, büyük babam gile. Acayip. Hep izliyorlardır muhtemelen. İnşallah diyelim yani. Bizler de izlemeye devam etsinler. Evet. Veysel Gürcü yazmış. Benim liseden çocukluk arkadaşım. Cahildim dünyanın rengine kaldım. Zaten bunu ben isteyecektim. Aslında bir İnşallah. Özel parça olarak. Eğer olursa seviniriz. Lütfü Koç, Viyana Neustadt'tan değerli dostumuz. Şu an Türkiye'deymiş. Türkiye'den yazmış. Lütfü Koç'a da teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Ahmet Türken, Türkmen, iyi akşamlar, iyi yayınlar, yüreğine sağlık demiş. Evet, Recai Kartal Hacı, size de teşekkürler, 10 numara 5 yıldız demiş. Biz de önde onlara sevgiler, saygılar. Abicim, Allah razı olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu değerli mesajlarınızı da gerçekten menajerliğinizden çıkmış birisi yalnız istifa ettim diyor. Tamam. Bozlak yok diyor, bozlak yoksa menajerlik de yok diyor. Evet, güzel bir akşam geçiriyoruz hep birlikte. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Değerli kardeşimiz, pandemi gecesi, işte yasaklı günlerde, soğuk bir Viyana akşamında stüdyomuza ve sizlere renk katmaya çalışıyoruz burada. Umarım programımız beğeniyorsunuz. Beğenenler ne diyorlar? Bir kalp mi atıyorlar? Aynen. Sosyal beğenem. Medyada diyorlar bir kalp aynen. at. Evet, kalp atın, beğenin ve paylaşın diyelim biz de. Evet, sana bırakıyorum. Hüseyin Doğan'a da teşekkür ediyoruz. Ben çalmıyorum ama söylüyorum demiş. Düğün ve restoranlarda demiş.
Hüseyin Doğan teşekkür ediyoruz. Varsa güzel videonuz bize mesajdan gönderin. Arkadaşlarımız bir programda siz çok katılıyorsunuz. Sizi de dinleyelim. İnşallah yer veririz. Eğer varsa bir videonuz mutlaka değerlendiririz. Ben arıyor bak. Evet, menajerlik kolay değil şimdi. Tabii. Sözüm yok şu bende, kırıldın ha. Gidip başka dala sarıldın ha. Gönlüm inanmıyor. Gözyaşım sen oldun, kahirim sensin.
evvelim sen oldun, kahirim sensin. Gönlümün yaşım sen oldun, kahirim sensin, evvelim sen oldun, kahirim sensin. Sağ olasın Eren. Şimdi gel bir dezenfekte turu daha yapalım. vallahi rahat yok bu bozlak olayından. Şimdi bozlak olay olmazsa diyor Yerköy, Yozgat, Kırşehir küser diyor. Doğru. Menajerlikten de atarım diyor. Şimdi şöyle yapalım gel. O şimdi bir... avşar istemiş de şimdi, şimdi avşar bir... ellerim istiyor. Fark etmez. Onu bir sen dile de... getirsin bakalım. Madem menajerim diyor oradan. Vallahi tamam. Yani ben bozlak dedim de o avşar üstü evet. Avşar dedi. Avşar bozlağı var tabii. İne göçeyle de avşar eyle. Ferahla şimdi televizyonlara bağlaydık. Aynen. Demişler bir de oluyor mu? Televizyonlara... Görüntüyü televizyona veriyorlar. Çünkü birkaç tane fotoğraf da attılar bana. Şaşırdım şimdi. O yüzden bak şu an bütün Yozgat, Yerköy, Kırşehir... Aynen hepsine vallahi Kamal, selam Keskin, olsun. Beni çok mutlu ettiler ayrıca. Gerçekten kendi hemşerilerimin olsun. Yayına katılıp destek vermeleri, istek istemeleri, izlemeleri gurur verici tabii. Evet. Tepsinden Allah razı olsun ya, eksik olmasınlar. Öğreteceğim mi? Sen biliyorsun hangi avşar. Evet, hangi avşar biliyorsun diye yazmışlar. Benim bildiğim şimdi o kalkıp halay çekecek de o sözleri yok şimdi, yeri değil şimdi. tamam, sen bildiğini yine icra et. Aynen, ben bakayım şekil, neler okuyabilirim yani şöyle. Menajer de o şekil kabul etsin artık. O şekilde anlaşalım yani. Yok tabii canım, o beni kırmaz. Evet. Sen öğretiyor musun senden küçüklere sazı? Aslında şöyle yani böyle kurs falan verme durumu yok. Hani kendim hani düğünde olsun mesela, şimdi çaldığımız yerde çocuk geliyor yanına, fark etmiyor, büyük geliyor, gençten birisi geliyor. Ya işte bana saz kursu ver, kurs vermeyeyim. Hani ben vermem de zaten diyorum. Çünkü kendi yaptığımız müzikteki hitap bizdeki yani insanın özünden geldiği için yani özden evet, gelmesi lazım. Yani içinden kaynaklanması lazım ki bunu yapıyorsan başka hiçbir işle de uğraşmaman lazım. Sen desteği nereden aldın? Ben desteği... Babandan mı? Hayır. Babamdan almadım. Almadım. Babam hiç istemedi saz çalmak. Hadi ya. Vallahi abi. Küçüktük işte, daha Türkiye'deydim. Saz çalayım diye hani evde babamın bir tane sazı vardı, elektro, böyle boş divan saz da değil, elektro bağlaması vardı. Hani sürekli anneme derdim, anne babam sazı nereye götürdü falan, nerede saz yok. Babam anneme saklattırmış, bu gardıroplar falan evet, olur ya, onun üstüne saklatmış. Anneme böyle, anne diyorum nerede saz falan. Şimdi arkadaşlarım var, gidiyorum ben onun hani kendim şimdi arkadaşlardan daha iyi çaldığım zaman adamın babası ister istemez şey abi hani lan sen çal oğlum diyor, Eren zaten çalıyor diye sazı hani çalmamı istemezlerdi evet, çok. Adam istiyor kendi evladı da daha evet, iyi çalsın falan. O da hani kendinden gelen bir şey olmadığı için. Neyse demem o ki, bunu ben haftalarca tekrarladım. Saz nerede, saz nerede falan fıştan. En sonunda büyük babam dayanamadı. Dedi sazınıza falan başlatmayın beni. Git şu içeriden şu sazı getir dedi annem. Babam yurt dışında o zamanlar. Öylelikle sazı annem en sonra büyük babamın lafını tabii önüne geçmez. Ona getirtirdi sazı abicim. Öylelikle direkt çalmaya başladım yani. Öyle hatırlıyorum ki hani yanlış bastığım yerler olurdu. Babam genelde göstermezdi. Çünkü sazı tam hemen hemen sökme aşamasındayken yani her... Yani çalıyordum artık normal bir şekilde. Ondan sonra ben buraya geldim. Amcam mesela, oğlum şurayı şöyle yapma, şöyle yap derdi. Şurayı şöyle basma, şöyle bas derdi.
O vesileyle yani bizim saz çalmamız böyle. Güzel. Baştan gelişen. Çiçekten Yerköy aleykümselam Haydar abi demiş. Evet demek yazışıyorlar. Ben okumaya çalışıyorum. Burada bayağı mesajlar var. Mustafa Gökmen Işılak, ah yalan dünya, paşam başka türlü korona çekilmez demiş. Doğru. Çaldık zaten. Silvan Yalçın değerli dostumuz, hemşerimiz. Kolay gelsin Özden abi, Eren demiş. İyi programlar demiş. Abi, teşekkür ettik, sağ olsun. Haydar Yalçın yazmış. Haydar Ceylan abi, Allah razı olsun demiş. Evet, Ahmet Aydın Yozgat sürmelisi demiş. Evet, mesajlar bol. İsmail Atalan, selamün aleyküm, Yozgat sürmelisi dinlemek mümkün mü demiş. Evet, şu an Avşar'la Sürmeli'ye doğru gidiyor olay. Avşar, yani Avşar elleri yapalım. O şimdi belki halay da var aslında, bizim yörenin kendisine ait öz bir şey de. Şimdi onun sözleri yok. Hani sadece kuru çalmak zorundasın. O da hani değişik bir melodisi de yok. Evet. Aslında yani Yerköy çiçek de hani özgü bir Avşar halaydır bu. Lakin hani düğün ortamlarında şimdi kalabalık bir şekilde halay çekilirken ritim çalınır. Zaten şimdi. Ben onun yerine bir tane Avşar elleri bozdak okuyayım. Gönlüne hitap edelim tüm dinleyenlerin. Arkasına da yine güzel bir türkü bağlamaya çalışırım. Var mı Yozgat sürmelisi? Yozgat sürmesi şu an yok da şey yaparız ilerleyen vakitlerde. Tamam. Sığdırabilirsek. İnşallah. Sen bir Avşar grubunu bir... Aynen, o Avşar grubuna tüm diğer dinleyen misafirlerimize de bir Avşar elleri yapayım o zaman. Onu da severler. Oo, akordum bozulmuş. Kolonya'dan olmuştur belki. Bozuk tel kulağa zarar var abi. Değil mi? Aynen. Aman kalktı göç eyledi avşar elleri, elleri. Arar giden eller bizimdir o. Dağdan aşan yollar bizimdir, bizimdir. Of, of, of.
Arabatlardan yakın ne der yürem. Yüce dağdan aşan yollar bizimdir, aman dadanın bir gün kavga kurulur, kurulur. Öter tüveklerde davulun bazlar vurulur, vurulur. Nice koç yiğitlerde serilir, serilir. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Nice koç yiğitler yere serilir. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Sonuna halaya bağlasınlar. Bizimdir. Gönlüm bir sevdanın peşine düştü. Aklı yok, fikri yok, deli misali. Gönlüm bir sevdanın peşine düşmüş. Aklı yok, fikri yok, deli misali. Benliğimse hayat serine düşmüş.
hep böyle yıllardır ömrümün hali. Benliğim ise hayat peşine düşmüş, hep böyle yıllardır ömrümün hali. Saçlarım çileden ağır vermiş, mutluluk güneşi karar vermiş. Bir baktım da ömrüm hazanı gelmiş. O yana bu yana gitmekten bıktım. Bir yanda ömrümün hazanı gelmiş, bir varmış bir yokmuş öldüm sonunda. Bir yanda sevdalar, bir yanda hayat. Uyuyabilirsin uykulara yat. Bilmem kimdeydi suç, kimde kabahat. O yana bu yana gitmekten bıktım. Bilmem kim dedi suç, kimde kabahat. O yana bu yana gitmekten bıktım. Saçlarım çileden ağır vermiş, mutluluk güneşi karar vermiş. Bire baktım da ömrümün hazanı gelmiş. Bir varmış bir yokmuş oldum sonunda. Bir baktım da ömrümün hazanı gelmiş. Bir varmış bir yokmuş oldum sonunda. Yüreğine sağlık Eren. Sen bir istirahat et. Ben aynen bir şöyle bir Kırşehir Yozgat çiçek dahi gideyim, geleyim şimdi. Mesajlar yoldu. Yalçın ailelerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten aynen çok yoğun selamlar, saygılar olsun. İlgiler var değerli dostlarımızın. Eren Ceylan benim family yazıyor, niye çalmıyor demiş. Umut Yalçın, Ahmet Fidancı, Tahir Turan kardeşimizi de bekleriz. Bir gün konuk olarak alırsanız sevinirim demiş. İnşallah diyelim. Özden abi demiş, bir sayar mısın demiş Yalçın ailesini. Tamam sayacağım söz. Evet, Avşar elleri. Yazımı kışa çevirdin demiş Osman Aksoy varsa. Şirin Kırşehir demiş Hüseyin Doğan. Hasan Şahin hayırlı akşamlar demiş. Ceylan öncelikle, Eren demiş.
Allah daha iyi yerlere getirmeyi nasip etsin demiş. Amin. Çok teşekkür ettim. İşler rast gitsin. Elvan Yalçın sonu kısa da olsa halaya bağla demiş. Evet, şimdi Yalçınlara bakacağım, geliyorum. Aşk sormuş, ne çalayım demiş. Akort çalmadan ne çalarsan çal demişler. Hasan Aksüz, değerli başkanımız, değerli kuzenim. Özlem Bey demiş, çiçek dağı getirmişsiniz. Maşallah demiş, çiçek dağı toplamışsınız demiş buraya. Herkes hoş geldi. Tekrar. Evet, bu pandemi gecesinde, soğuk bir Viyana akşamında Eren sağ olsun hem stüdyomuzu hem sizlerin ısıttı diyelim bu güzel parçalarla. Eline yüreğine sağlık. Ne mutlu abi. Bir şeyler... Şimdi Eren, şu isimleri bir sayayım da söz verdik tabii Yalçınlara. Silvan Yalçın, Elvan Yalçın, Umut Yalçın, Haydar Yalçın, Battal Yalçın, Onur Yalçın, Seyit Yalçın, Sinan Yalçın, Gazi Yalçın, Orhan Yalçın, vallahi bitiremeyeceğim. Handan Erkan Yalçın demiş. Mehmet Yalçın, Bayram Yalçın, Uğur Yalçın, Mehmet Yalçın, Mustafa Yalçın. Hepsi Viyana'da mı yaşıyor acaba? Hepsi. Mustafa Yalçın, Musa Burhan Yalçın, Mustafa Yalçın demiş yine. Hüseyin Yalçın, Onur Yalçın, Osman Yalçın, Sinan Yalçın. Teşekkür ediyoruz. Haydar Yalçın, Musa Burhan Yalçın demiş. Ona da teşekkür ediyoruz. Vallahi güzel benim mesajlar geliyor. Vallahi bak şimdi bunun aynen yarısı Çiçek Dağı'da, yarısı Viyana'da galiba anladığım kadarıyla. Beni gururlandırdılar vallahi. Hepsinden Allah razı vallahi olsun. Maşallah. Eksik olmasınlar. Yani kaç yorumu geçti bilmiyorum da. Aynen. Yalçınlar biraz daha paylaşın yayınımızı, yoksa bırakayım diyor. Bak şimdi bunu. Bizim mesele şeye döndü. Hani pastayı keser kesmez mevzusuna da benziyor. Ben de şimdi pazarlık yapayım. Yani kalp attın oradan diyor ya. Sosyal medya. Şimdi bu akşam sohbet programı. Biz burada genelde normalde çok haber yoğunluğumuz olduğu için... Dün de yine Sayın Büyükelçimiz Ozan Ceyhun bizlerleydi. Çok uzun, 1 saat 40 dakika yayın yaptık. Vatandaşlarımızı bilgilendirdi. Şimdi tabii biz de ara sıra böyle müzik farklı programlarda yapıp böyle işte moral geceler için güzel oluyor. Bağışla sevdiğim, hakkı seversen ağlatma garibi eller içinde. Hep bizi söyleşir bu devri alem, beni destan ettin diller içinde demiş. Recai Kartal Hacı, bravo. Evet, bayağı mesajlar var. Yalçınlara teşekkür ediyoruz katılımları için. Fatma Tekeli, Özden abi Allah razı olsun çok güzel bir yayın oldu demiş. Ozanlar Diyarı, Şirin Kırşehir, Hüseyin Doğan yazmış. Mesaj bol. Evet. Allah razı olsun. Üyeler abi çoğalıyor demiş. Evet, üyeler çoğalsın, sayfamızı beğenin. Özellikle de bildirim ala basın. Gerçekten şimdi programın sonunda da eğer Eren'i burada bir daha görmek istiyorsanız mutlaka bir şeyler yazın. Ona göre biz de Eren'le aynen inşallah elimizden ne geliyorsa. Bu sakin dönemlerde özellikle hani düğünler de yok, etkinlikler de yok. Sağ olsun bizleri kırmadı bu akşam. Değerli dostumuz Ahmet Sertaş'a teşekkür ederiz. Onunla da inşallah yakında bir programımız olacak. Ahmet'in tabii ki tavsiyeleriyle Eren'le kontak kurduk. Numarasını aldık. Sağ olsun tabii ki. Bir avşar çalmasa çıkıyoruz demiş yani. Vallahi. Tam kısa bir avşar çalayım tamam, abi. Kısa bir avşar çal, bu iş bu iş pazarlığa döküldü. Öyle öyle. Ondan sonra yazımı kışa çevirdim yapalım. Tamam. Sonra... Hatta ilk önce yazımı kışa çevirdim yapalım, arkasına halaya bağlarız. Aynen. Tamam. Ben de reji eşlik ederiz yani.
yazım kışa çevirdim, karlar yağdı başına. Yazım kışa çevirdim, karlar yağdı başına. Viran oldu evim yurdum, ne söylesem boşa leylam, ne söylesem boşa leylam, boşa leylam. Viran oldu evim yurdum, ne söylesem boşa leylam, ne söylesem boşa leylam, boşa leylam. Her an gözümde perdesin, nereye baksam sen oradasın. Her an gözümde perdesin, nereye baksam sen oradasın. Mevlam ayrılık vermesin, gökte uçalım kuşa leylam, gökte uçalım kuşa leylam, kuşa leylam. Mevlam ayrılık vermesin, gökte uçalım kuşa leylam, gökte uçalım kuşa leylam, kuşa. Tavşan halay yapayım, şunun dilinden kurtulayım. Bir halay yap bakayım. Thank you.
yavaş hala yani. Ha, yavaş ondan sonra yavaş. Biraz hızlanıyor, ondan sonra hızlıya dönüyor yani. Bayanlar ya. Daha çok bunda değil mi? Yani bayanlar da çekiyor yani, evet. Bizim yörenin erkekler de çekiyor yani, fark etmiyor. Evet. Bayan erkek ayırdım yok bu parçada. Yok benim gözüme şimdi hayal dünyamı genişlettim. Evet. Şimdi sazla tabii daha farklı geliyor halay ritimleri. Vallahi yani şimdi en azından Yalçın ailesi bol bol kalp atıyor, beğeniyor ve paylaşıyor. Bunu şimdi rejiden geldi oradan. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu halay olmayaydı Yalçın ailesini bayağı bir küstürecektik. İşte gönüllerini aldık ya, onlar da biliyor zaten ne yapacağını ya. Evet. gidiyorsun dedin. Yani normal pandemi olmamış olsa Yerköy'e mi gidiyorsun? Çiçekdağ, Kırşehir. Yok, aslen Kırıkkale'de ikametgah ediyoruz. Kırıkkale'de. Aynen. Kırıkkale'deyim normalde. Yazlar oradayım. Hani orada da düğünler, programlar, etkinlikler elimizden geldiğince gidiyoruz. İyi veya kötü. Ama gidiyoruz yani. Yazın oradayım. Genelde 7. ay ile 9. ay orası arası. Düğün sezonu oluyor. Aynen, düğün sezonu olduğu için orada. O aylar arasında biz de oradayız yani. Orada da programlara katılıyoruz. Evet, kalplere bakıyorum ve programın devamını istiyorlar. Bilmiyorum, Eren'le konuşalım. Eren'le müzikli, türkülü akşamlar, geceler konuşuruz yani. Eren'i tabii ki sevdik biz de, rejide arkadaşımız. Zaten önceden biliyorduk ama hani çok kontağımız yoktu. Ama bu vesileyle güzel olmuş oldu. Hem stüdyomuzda ağırladık. Şimdi zaten etkinlikler de yasak. O yüzden halay istediler. Çünkü çoktandır düğüne gidemiyorlar ya. Halbuki dernekleri vardı aslında. Bak oraya şimdi Emrah abi şimdi beni de şimdi arar da aslında rahatsız eder. Kapatıyorum, sessiz aldım çünkü. Vallahi bayağı kalp, şimdi, kalp geliyor. O şimdi dernekleri var aslında yani beni şey yap, hani öyle bir mümkün şeyi var aslında. Kendi aramızda orada da buluşabiliriz. Ama ben onları halayda şimdi çalarım, uzun havada çalarım. Kendisi yapabilir bunu. Ha, canı yok, sağ olsun. Şimdi yine da de tabii hani dernek faaliyetler kısıtlı olduğu için fazla kalabalık olmuyor tabii bu tür şeyler. Ama yani her şey espri bir tarafa. En azından bu sazı, sözü sizlere özlediğiniz ortamı biraz olsun yaşatmaya çalıştık. Böyle bir soğuk bir Viyana gecesinde güzel türkülerimizle gerçekten Eren renk kattı bize. Programımızın da ağır ağır sonuna geliyoruz. Ne kadar oldu reji arkadaşım? 1 saat 40 dakika olmuş. O zaman 2 saat diyelim o zaman. Değil mi? Yani, tamam. Yani 20 ben güzel bir parçayla. 15 dakikamız var. He, zaten bir 15 dakikamız kaldı. Ona göre Kırşehir'den çok istiyorlar. Zaten hepsi Kırşehir. Değil mi? Türkülerin hepsi Kırşehir. Bak ben o zaman şöyle ayar çekeyim. Evet, biraz daha hareketli gidebilir. Şimdi hareketliyle bitirelim. Fazla üzmeyelim. Güzel türküler seslendirdin. Ah Yalan Dünya'yı tam dinleyemediler. Başta ses iyi değildi. Kapanışta onunla yapalım tekrar. Olur. Onunla yapalım aynen. Niye benim gamlı gönlüm
Niye benim gamlı gönlüm her gün her gün kırarsın, bak kırarsın canım. Kırdığına bir şey değil, kırdığım bir şeyin değil, ateş ile sararsın, bak sararsın canım. Haberin yok muydu benden? Ben gidince hemen ara, kanlım olursun, katil olursun, kanlım olursun, katil olursun. Haberin yok, kalbim yara, ben gidince hemen ara, kanlım olursun, katil olursun, kanlım olursun, katil olursun. Bir kuşumadan uçunca, bir kuşumadan uçunca, dal yuvaya savurur, bak savurur canım. Sevda yüce cehennemde, sevda cehennemi yakmaz, acı bir söz kavurur, bak kavurur gülü. Bir gün felek ayırır, kara yerlere vurur, bak kanlım olursun, katil olursun, kanlım olursun, katil olursun. Bir gün felek ayırır, kara yerlere vurur, bak kanlım olursun, katil olursun, kanlım olursun, katil olursun. İstemeye geldiler sevdiğim seni, tatlı haber beklerken üzdüler beni. İstemeye geldiler sevdiğim seni, tatlı haber beklerken üzdüler beni. Domdam kurşunuyla vurdular beni, benimle de gitme sultanım.
geldi gel, gel bana muhtacım sana. Aşkından ölüyorum ben yana yana. Geldi gel, gel bana muhtacım sana. Aşkından ölüyorum ben yana yana. Topla bohçanı kız, kaç sen gel bana. Ne olur beni öyle gitme sultan. Topla bohçanı kız, kaç sen gel bana. Ne olur öyle gitme, gitme sultan. Evet, yüreğine sağlık kardeşim. Eyvallah abicim. Nur Hayat Şimşek yazmış. Harika, güzel bir yayın oldu. İnsanların bu tür yayınlara da ihtiyacı var demiş. Aynen. Nur Hayat Hanım'a saygılar gönderiyoruz. Selamlarımızı iletelim. Gönül Kurt, çalışıyorum, izleyemiyorum demişti ama şimdi demiş işi bıraktım. Oh be demiş, yani işten dönüyorum, izliyormuş. Teşekkür ediyoruz Gönül Hanım'a. Teşekkür ediyoruz. Evet, Abbas Güçlü, ver coşkuyu demiş. Ay şarkı bak ne güzel demiş Gönül Kurt. Evet, eve gidince Gönül Hanım, baştan da izleyebilirsiniz tabii ki, videomuz silinmiyor orada. Mustafa Götmen Işılak, süper bir yayın Özden abi, teşekkür etmişler. Harika yayın demiş Ümit Altıkulaç. Evet, şöyle devam edelim. Kız kardeşim yazmış yine Kırşehir'den, teşekkür ediyoruz Sevil'e. Kırşehir'e selamlar. Yine bakalım şöyle. Evet, bayağı bir kalpler geldi. Kalp isteyince kalpler de geldi. Allah razı olsun abi, teşekkür ediyoruz. Onlar evet. Varsa bizler varız canım. Evet, teşekkür ediyoruz. Yani okuyamadığımız mesajlar olmuştur. Bir de mesaj yoğunluğu olunca sonradan toplanıp geliyor. Sistemlerden, internetten kaynaklanıyor. Kesinlikle. Ama inşallah hepinizin gönlünüze su serpmişizdir bu güzel türkülerle. Aynen öyle. Buradan herkese sevgiler, saygılar. Ondan sonra şimdi televizyon programlarına çıktım da diyorlar ki ulan niye bize selam gönderiyor? Ya hepinize işte kucak dolusu selamlar buradan, küçüğüne, büyüğüne, ortancasına fark etmiyor. Ya isime girdiğin zaman unuttukların oluyor. Kesinlikle. Tüm yani. Yalçın ailesine, kendi Ceylan aileme, tüm diğer Haydar. Bizi dinleyen tüm misafirlere, hepsine ayrı ayrı buradan selamlarımı iletiyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın, bizlerle kalın diyoruz. Evet yani. Sağ olasın Haydar Yalçın, valla atım Arap. Aynen. Gümbürtüye gitti demiş. Valla yayının başından beri galiba 5. atım Arap yazdı değil mi? Onu atladık değil de. Ya şimdi ritimsiz onlar pek tat vermez. Ya da şey yap. Ben başka bir oynamaz çalayım. Aynen. Tamam. Onu da kabul etsinler. Ben de teşekkür ediyorum. Müzikle kapatacağız. Bir vedamız daha yok. Senden mesajımızı aldık. Eren çok aynen. Teşekkür ediyoruz. Ağzını ben de çok teşekkür ediyorum. Sağlık. İyi ki varsınız abi. Haydar abiye buradan selamlar. Ahmet Sertaş dostumuza kesinlikle. Buradan selamlar. Bugün Regaip Cuma değil mi? Cuma. Aynen. Cuma. Evet. Pazar günü yine sevgili Ahmet Sertaş'ın programını izliyoruz. Avrupa'daki Anadolu Kanal 7'den ona da teşekkür ediyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Mutlaka koronadan uzak kalın. Aynen öyle abi. Halime kıyas yaşa geliyor, geliyor. Usul boylarına kurban. Sallan gel boylarına bağlayamam. Bir oyandan gerdanına bağlayamam. Halime çay kabuğum gitsin.
yanaşma yanan öpüşün. Haydi da haydi da gizsiz sallan gel boylarına bağlayım aman. Bir yandan gerdanına kalayım aman. Uzak sandım kaşını gözümü, gözümü. Aldım tatlı haberini gözümü. Sallan gel boylarımı kalayım. Bir o yandan gerdanımı kalayım. Sallan gel boylarıma bakayım aman. Bir o yandan gerdanıma dalayım aman. Sallan gel boylarıma bakayım aman. Bir o yandan gerdanıma dalayım aman.